Sevgili tiyatro severler ve sevgili ordular, şu anda stüdyomuzda çok sevgili bir dostumu, arkadaşımı, kardeşimi ağırlıyorum. Serkan Aydın, Ordu'nun, Ordu Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu'nu yetiştirdiği, bu şehrin has evlatlarından bir tanesi. İlk ödülünü aldığında yine bizimle bir sabah programına konuk olmuştu. Şimdi ikinci ödülüyle ve Avusturya'da yaşadığı oyun sonrasında oyundaki karakterinin kendisi zannedilerek yaşadığı saldırı ile ilgili bugün konuğumuz Serkan. Yani o üçüncü ödüldü. O üçüncü ödüldü. Evet. Üç ödüllü oyuncu. Evet. İki tanesini somut olarak görüyoruz ama üçüncüsünü ben oyunun röportajın sonunda Serkan'a takdim edeceğim. O dört olacak. O dört olacak. Evet. Serkan, önce kutluyorum seni. Çok teşekkür ederim. Çok bu genç yaşta, önce çok radikal bir kararla dedin ki ben artık Ordu'dan açılmalıyım. Evet. İstanbul'a gitmeliyim. Bu kararı 10 yıl mı oldu alalı? Yaklaşık ne kadar olmuş? 15-20 yıl oldu. 15-20 yıl önce evet. Serkan işte Ordu'da, Ordu merkezindeki ya da turnelerdeki oyunculara merhaba derken önce bir televizyon dizisiyle parladın. Ya İstiklal ya Ölüm'deki Memduh karakteri miydi? Hamdi karakteri. Ama ondan öncesinde Kanal 6'da Cenk Koray'ın programında ve Yalçın Özden'in programında Yavuz Seçkin, Hakan Yılmaz ve Şafak Sezerler'le birlikte program yarışma yaptım. Programı... Onlar yarışma programından çıkmıştı ama bizimki televizyon programıydı. Televizyon programında skeçler yapıyorduk beraber. Sonrasında işte Show TV geldi, orada ne Star yaptın? Geldi. Show TV'de de Televole'de spor skeçlerini yapmaya başladı. Ne yapıyordun orada? Bir hatırla. Ne oldu? O gündemdeki olayları, spor olaylarını insanların tepki gösterdiği abi, güncel takip edip orada skeç olarak oynuyorduk. Sonrasında işte tiyatrolar geldi, Ulus Film Prodüksiyon'da 5 yıl yardımcı yönetmenlik yaptım. Hemşerimiz Turan Ulus'la birlikte 5 yıl yardımcı yönetmenlik yaptım. Sonrasında artık kamera arkasındayken arkadaşlarım Ahu Türk Pençe, Başak Meşe ve diğerleri birçok kişi dediler kamera ki, önünde sen olmalısın dediler ve dolayısıyla tekrar kamera önüne geçmeye başladım. Şimdi bizim sahnemiz karşı taraf olsun, seyirciler de karşıda olsun, karşıya doğru oynuyor gibi yapabiliriz. Neyi oynayacağım? Çok yıllar oldu. Birazdan göreceksin. Evet. Serkan zordur. Yani yerelden parlamak, hani ben 2-3 tane isim sayabilirim. Onlardan bir tanesin Coşkun abi belki... onu da buradan çalıştım birlikte. Evet, Coşkun abiyle. Evet. Birçok dizide belirli tip karakterler üzerine çok başarılı rollerde görev almaya başladı. Ama Coşkun abi duymasın, onu hala genç görüyoruz ama sen ona göre biraz daha şanslısın. Çünkü tiyatroyla artık ödüllerinle kendini fark ettiriyorsun. Önce şu ilk ödülün hikayesini bir anlat. İlk ödülün hikayesi Bekçi Memo ile geldi. Bekçi Memo da geleneksel tiyatroda aslında İlyas Salman, Şener Şen gibi isimlerin oynamış olduğu bir Bekçi Memo karakteri vardı. Tabii çok sempatik bir karakter ve Yedi Kocalı Hürmüz'deki gibi bir bayana aşık olan ve onun her istediğini yapan, ona dayanamayan bir tipti. Sevgili izleyiciler, karakteri hatırlayın. Yedi Kocalı Hürmüz'ün o konağında bir koşuşturma. Bekçi Memo geliyor. Ne yapıyordu orada? Bir tiplemeyle hatırlatalım. Yani şöyle yapıyordu. Nasıl söyleyeyim? Ziba Hanım, bana o şekilde dokunduğun an işte elim ayağım titriyor falan gibi triplere giren bir tipti. Yani kadın dokunduğu zaman ona her yarı oynuyordu. Ne kadar kızsa da kadına affeden bir tipti. Aynı bizim siyasetçilerimiz gibi. Aynı siyasetçilerimiz gibi, çok doğru söylüyorsunuz. Zaten çok farklı bir karakterdi. Sonrasında ikinci bir komedi tiplemesiydi çünkü. Komedi dalında en iyi erkek oyuncu ödülü gelmişti orada. Burada da aslında bana teklif ilk geldiğinde yazar ve yönetmenden direkt telefonu suratlarına kapattım. Ben niye? Oynamam. Çünkü çok zor bir karakter. Fehmi Altınbilek, Deniz Gezmiş, Mahir Çayan, Yusuf Arslan ve İbrahim Kaypakkaya'nın hikayesi ve onları idam edilmesine sebep olan bir subay. Subay da daha önce defalarca suikasta uğramış. En son 2015 yılında Beşiktaş'ta. Zor bir karakter. Vefat etmiş mi? Bilinmiyor. Evet. Çünkü tüm ismi, cismi, her şeyi değiştirilmiş tamamen. Karakter hakkında bilgim yok. Evet. Dolayısıyla çok fazla subay
çevremde var. Onlarla konuşmaya başladım. İşte büyük konuda takip ettim. Bir dakika, telefon geldi, suratlarına kapattın. Sonra ne oldu? Sonra düşündüm. Bu karakter benim için çok faydalı olabilir. Çünkü ben yaptığım işlerde biraz düz karakterlerden çok gerçekten bana kariyer getirecek karakterlere çok dikkat ediyorum. Yani çünkü sizi bir tık yukarıya taşıyan o. Farklı karakterler. Aslında işte bu da çok zordur Serkan. Düşünsene, yıllarca Kemal Sunal'a hep şey takılmıştır. Komik adam tiplemesi. Evet. Ama dram filmlerinde Kemal Sunal'ı daha çok dikkatle izledik değil mi? Tabii ki. Şener Şen. Tabii. Yıllarca hep bizi güldüren adamdı. Hababam sınıflarındaki o beden eğitimi öğretmeniydi ama Şener Şen'in eşkıya dizisine şapka çıkartmayan yoktur. Yok. Tabii benim de öyle oldu. Ben de bunu bu komediden sonra, komedi algısı oluştuktan sonra bir an önce kırmalıyım dedim. Tam zamanı. Her rolü yapabilirim göstermek istedim. Ve hemen çalışmaya başladın karakteri. Uzun süre çalıştık. Yaklaşık 5 ay boyunca çalıştık. Aslında ne yaptın bununla ilgili? Çok sert. Tabii ki öncelikle gazeteleri takip ettim. Osman Pamukoğlu'ndan tutun tüm subayları, kendi komutanıma, askerdeki Tuğgeneral'e kadar, Tugay komutanına kadar aradım, konuştum. Nasıl davranır? Çünkü çok stratejik bir adam. Bir de bilinç altında çok ciddi anlamda sıkıntıları olan bir insan. Bunları öğrenmeye çalıştım. Öğrendim de. Kabul ettim. Çok hızlı bir şekilde. Çünkü benim için önemliydi. Onlar da beni bu role uygun gördükleri için çok mutlu oldum zaten. Kırma kararı aldım komediyle ilgili bakış açısını. Oynadım ve Avrupa'da çok ciddi anlamda ses getirdi. Çoğu çok sert olduğumu ya da biraz daha sert olmam gerektiğini söyledim ama reji bunu çok dozunda tutmaya çalıştı. Çok daha sert oynasaydım, dayak değil bu sefer, başka bir şey diyecektim. Şimdi o zaman şöyle yapalım mı? Evet. Senin bir oyunun şu anda yönetmenimiz Sevim Karadeniz, oyunun görselini giriyor şu an biz konuşurken bu dakika itibariyle. Ve oyundan video enstantaneleri vardı. Var. Fotoğraflar var. Şu anda aynı zamanda da onları görüyoruz. Evet. Peki kaç ay oynadınız bu oyunu? Yaklaşık 2 ay oynadık. Avrupa'da 10 ülke, işte 10 oyun oynadık ve Avrupa'yı dolaştık. Çok güzel tepkiler aldım. Aslında ben bu kadar kötü bir karakterde bu kadar iyi olabileceğimi düşünmemiştim. Şöyle, ben bile oynarken kendimden nefret ettim. Hatta bir eleştirmen şunu söyledi. Seni tanıyoruz komedide ve insan olarak da tanıyoruz. Oyunu izlerken oyundan çıkmak istedim. Yani bu benim için bu iyi bir şey ama eleştirmen için güzel bir bakış açısı olmuş. Tabii, aynen. Hatta bir oyundan sonra yaşlı bir teyze yanına geliyor. Yanıma geliyor, bana diyor ki, seni sevmiyorum dedi. Teyzeciğim, niye sevmiyorsunuz benim? Sen kötüsen dedi. Değilim teyzeciğim dedim. Ben aslında bak hani o karakter orada kaldı. Ben böyle bir insan. Hadi canım sen de oradan dedi. Ben seni sevmiyorum dedi. Sohbet etmeye başladık. Sohbet ettikçe beni sevdi. Elini omuzuma koydu. Dedim ne oluyor? Ondan sonra ve arkadaş olduk. Yani birazcık oyundan sonraki o bana olan tepkilerini insanların da yıktığım için aslında her karakter hem ilgi gördü hem de sevildi. 2 Haziran tarihli bir gazete küpürü dikkatimizi çekti. Ama saldırı Mayıs'ın sonunda mı oldu, Haziran'da mı oldu? Tam Haziran'ın başında oldu. Evet, 2 Haziran, 1 Haziran sanırım. 2 Haziran'da da haber oldu. Evet. Şimdi o haberleri de gösteriyor sevgili Sevim. Onları da gösterecek. Teşekkür şu anda farklı kendisine. Sosyal medya sitelerinden o haberleri görüyoruz. Hatta şu anda o yüzünün şu yumruk yediğin bir sahne var. Ne oldu, nasıl oldu bir anlat. Avusturya'ya gittin, turneye gittin. Yolda gidiyordum. Birisi yaklaştı bana, ben de ona yaklaştım. Siz dedi oyuncu musunuz dedi. Evet oyuncuyum. Oyundan kaç gün sonra? Epey oldu yani bir iki gün sonra iki falan gün sonra. Diyelim. Çok zekisin bu arada. Beni oyuna getirdi. Aynen getirdim. Dolayısıyla da oyuncu musunuz dedi. Evet oyuncuyum dedim. Yüzbaşı Altın Bilek karakterini sen oynadın değil mi dedi. Evet dedim ben oynadım dedim. Ulan dedi şerefsiz dedi kadınlara. Ne dedi kötü davranıyorsun deyip bir tane yumruğu gözümün üstüne indirdi. Yumruk yani esasında. Aslında yumruk atıyordu. Arkadan arkadaşı çekince ben de onu atmaya çalışınca eli kaydı. Şap yüzümün tam burasına denk geldi. Evet.
Adam tabii ki arkadaşı çekti gitti. Orası karıştı bir polis, tutanaklar. İşte asparagas olduğunu düşünen arkadaşlar da oldu ama tutanaklarımız, ifadelerimiz elimizde. Zaten o fotoğrafı çeken de polisti. Polisten aldık fotoğrafı da. Böyle bir şeye ihtiyacın yok senin ama niye böyle yani insanlar hep öküz altında buzağı aramayı tabii, seviyoruz. Tabii yani. Zaten olsaydı böyle bir şey yapacak olsaydık biz oyun esnasında yapardık. Çok daha fazla bir sansasyon gerekirdi. Böyle bir şeye ihtiyaç duymadık. Zaten yeterince ilgi görmüştü karakter. Evet. Peki bir işlem yapıldı mı o şahsa? Nereliymiş, niye yapmış? Şöyle. Cevabı neymiş? Karaktere çok inanmış. Karakterini beni sokakta görünce o teyzenin söylediği gibi yani seni sevmiyorum dediği zaman. Sevgili izleyiciler, yurt dışındaki Türk arkadaşlarımız yani sanata olan bakış açınıza bayıldık. Ben de bayıldım. Üçüncü ödülüm olmuş oldu. Gerçekten evet. O karaktere inanmış olması aslında benim başarımı da gösteriyor. Evet. Tabii ki bizim vatandaşımız olduğu için ben şikayetçi olmadım. Çünkü çok ciddi anlamda bir kırık çıkık ya da başka bir şey yoktu. Daha da kötü olabilirdi. Ben sadece şuna verdim orada. Karaktere inanmış. O bana sizden değil. Sizden özür diledi mi sonra? Dilemedi. Önemli de değil. Ben zaten onun attığı yumrukla hani ödülümü almış oldum. Çok üzerine de gitmedim. Ama tabii ki Avusturya polisi işin ucunu bırakmayacaklarını söylediler. Sonu şeye kadar gidiyor herhalde değil mi? Tabii. Birçok yaptırıma kadar gidiyor. Tabii ki ben yine herhangi bir yaptırımda bulunmayacağım. Bu bir iştir. Ufak tefek sonuçları gelebilir. Yıllar önce böyle bir benzeri haber vardı. Bir dizi ya da bir film karakterine böyle bir saldırı olmuştu. Hatırlıyor musun? Erol Taş'a kötü adam rolünde sahnedeyken, ödül alırken işte şişeler atıldı, yumurtalar atıldı falan. Evet. Sevgili izleyiciler, hemşerimiz Serkan Aydın bunu da bize yaşattı. Allah yolunu açık etsin. Biz hakkını versin diyeceğimi zannettim ama Allah yolunu açık etsin. Hani gerçekten çok değişik bir olay. Evet. Bir rolü iyi oynayıp daha sonra 2 gün, 3 gün sonra o rolden etkilenen bir vatandaşın yolda sana saldırması çok trajikomik bir durum aslında. Yani vatandaşın perspektifinden trajikomik bir durum mu bizim perspektifinden mi bilemedim ama şöyle senin adına güzel bir şey. Yaptığın benim beni oyuncu olarak bu davranış düşündüğümde belli bir noktaya getirdiğini düşündüm. Tabii ki bizim öğrenmemiz gereken çok şey var. Oyunculuk sürekli gelişerek ve çalışarak olgunlaşan bir şey. Çünkü her karakter ayrı bir dünya. Ayrı bir karakter ve ona ayrı ayrı çalışmanız gerekiyor ki başarı gelsin. Şimdi tam burada bir görüntü gireceğiz. Senin bu ödülü aldığın gün Kadıköy'deki değil mi? Yanlış evet, CKM'de, Cadde Bostan Kültür Merkezi. Cadde Bostan Kültür Merkezi'nde bakın o kısa videoyu bir izleyin. Ödülünü nasıl alıyor? Bütün salon buz kesiyor. Evet. Birdenbire ışıklar sönüyor ve içeri bir subay giriyor. Herkesin şaşkın bakışları, resimler ve video var. Neydi şu an bizim biraz önce izlettiğimiz görüntü? Bir anlat bu ödül anını. Tabii Avrupa'da oyunu oynayınca çok ses getirdi oyun. Çok da izlendi. Yaklaşık 8.000 bile satılmış. 7.000 üzerinde seyirci kitlesi izledi. Ödül zaten ben Avrupa'dayken haberi yapılmıştı. Yani bize ulaşmıştı ödül konusu. Ödül geldikten sonra bana saldırı. Olunca, yani saldırıyla ödülün bir alakası yok. Hiç alakası yok. Çok, de, ödül ilk 26 Nisan'da açıklandı galiba. Benim başıma 1 Haziran'da falan geldi olay. 1,5 ay sonra. Tabii ki jüri komitesinin Türkiye'de oyunu izlemeyenler için bu performansı uluslararası bir başarı ödülü olarak aldığımda solo performansını yapabilir misin diye. Çünkü ilk oyunda Türkiye'de birçok eleştirmen, birçok jüri üyesi izlemişti oyunu. Gelip izlemişlerdi. Yapar mısın? Hani bu kadar sansasyon ve haber olunca yapar mısın dediler. Tabii ki yaparım dedim ama onlar benim kostümle çıkmamı falan beklemiyorlardı. Jüri komitesinin haberi var ama ne yapacağımızdan haberi yok. Biz rejiyle birlikte çalıştık. Neler yapacağımızı. Rejinin yanından girdim. Adım okundu, söylendi. Serkan Aydın ödülünü almak üzere dediler. O sırada sahnede salonda kimler var? Nurseli İdis, Mert Fırat, Ahmet Kural, Kubilay Karslıoğlu, birçok oyuncu, devlet tiyatrosundan da birçok oyuncular var. Şehir tiyatrosundan yönetmenler, yapımcılar hepsi orada. Birdenbire ışıklar karardı.
Aslında adım anons edildi. Ben çıkmıyorum sahneye, bekliyorum. Hemen sahnenin ışığı söndü, seyircilerin ışığı yandı. Ne oluyor falan dedi. Herkes görüyorum ben arkadan, onlar beni görmüyor. Ne oluyor falan, herkes birbirini dürtüyor. Sonra ben yavaş yavaş aşağı indim. Merdivenlerin ortasına geldiğimde yaptığımda bir anda gözler bana döndü. Bir resim var, o resmi özellikle orada bir hanımefendinin sen tam inerken bir ifadesi var. Böyle eyvah darbe mi oldu? O hanımefendi de jüri üyesi. Ve gerçekten hiç haberi yok. Ayşen Didem Uslu şoke oldu. Sonra gözler bana korkulu gözlerle bakmaya devam ederken merdivenlerden aşağı indim. En önde durup tekrar insanlara ters ters bakmaya başladım. Ve ne dedi? Belediye başkanları önde. Herkes birbirine dürtüyor. Zaten videoda var. Ne oluyor falan diye. Acaba sanata ve sanatçıya darbe, siz burada ne yapıyorsunuz der gibi bir olay oldu. Hemen oradan bir tirat rica ediyorum. Evet, yapacağım. Seyircilerin ışığı alındı. Yavaş yavaş sahneye çıktım. Benim lokal ışığım yandı. Performansımı sergiledim. En son şunu söyledim bitince. Hanımefendiler ve beyefendiler, lütfen şimdi arkanıza yaslanın ve geceyi izlemeye devam edin dedim. O anda bir kahkaha koptu ve aslında o korkudan sonra benim bunu söylemiş olmam onları çok rahatlattı. O anı da izledik biz videomuzda. Siz bu yayını izlerken yönetmenimiz Sevim bunu da yerleştirdi. Vallahi keyifli bir andı. Ben öncesinde de izledim, sonra da izledim, tekrar da baktım izledim. Keşke tamamı olsaydı. Birisi çekmiş hani o an. Şöyle bir şey oldu Akın orada, çok enteresan. Tüm gece çekilirken TRT de oradaydı, birçok televizyon kanalları. Işık kapanınca insanlar... İnsanlar ben askeri kıyafetle oraya çıkınca çekim yapmayı unutmuşlar. Ya bu kadar şaşırttım sahneyi. Sadece yan taraftan öyle hani benden önceki performansı çekerken devam edenler var ya peş peşe gelir. Çeken birisinden aldığımız bir video. Bulamadık. Bulamadık. Gerçekten beni de çok etkiledi bu olay. Evet. Yeni Tiyatro Uluslararası Başarı Ödülü Serkan Aydın. Evet. Serkan'cığım ben inanıyorum ki bir gün buraya Altın Koza, Kan Özel Ödülü, Oscar Özel Mansiyon. Altın Portakal. Altın Portakal'la geleceksin. Cannes Film Festivali, Oscar. İşte aklına ne gelirse. Hayaller Paris. Yok, Hayaller Paris, Gerçekler Akın Çiçek Medya. Evet, o doğru. Ama sana inanıyoruz. Çok peki mesleğinin çok başında ya da şu anda hani hep klasik söylenir ya işte dünya bir sahneye, biz de oyuncularıyız. Hadi evet. Perdeye genç tiyatrocular ya da bu işi uluslararası ya da işte İstanbul'da, Ankara'da, büyük şehirlerde yapmak isteyenlere öneri ve tavsiyelerin nelerdir? Çok yolun başındasın, daha tabii, çok gençsin. Tabii çok haddim olmayarak söyleyeceğim yaşadıklarım kadarıyla ama ondan öncesinde bir şey söylemek istiyorum izin verirsen. Buradan gerçekten hani siyasi anlamda insanların benim başıma gelen olayda Avusturya sahip çıkmışken, oradaki basın sahip çıkmışken, Türkiye'deki basın sahip çıkmışken siyasilerimizin sanki dünyadan habersiz olmaları gibi bir durumla birlikte aramamaları... Hiç kimse aramadı. Muhalefet, iktidar. İktidar ya da muhalefet hiç fark etmez. Çünkü ben bir oyuncuyum. Bana muhalefetle de ilgili bir karakter gelse oynarım. Diğer tarafla da ilgili bir karakter gelse oynarım. Ben bir oyuncuyum. Ne verilirse ben en iyisini yapmaya çalışırım. Gerçekten... Ben Ordu'da yetişmiş bir çocuğum, hani oyuncu olarak. Ordu yetiştiği bir evladımız, evet, kardeşimiz. Evet, evet. İstediğin kenizden memleketimden birileri arasın da. Çok sözler de verildi zamanında. Bunları da geçtim ama ben çabalayarak bir noktaya gelmeye çalıştım ve halen çabalıyorum, devam ediyorum buna. Sözlerden vazgeçtim. En azından küçücük bir geçmiş olsun dileği ya da kınama mesajı yapmaları beni çok mutlu ederdi. Bir sanatçıyı zaten en çok doyuran şey alkış ve hatırlanmaktır. Bana geçen gün bir söz soruldu bir röportajda. Çok etkilendim ve şöyle cevap verdim ona. Öldüğünüz zaman ölümsüz olmak işe yarıyor mu diye. Hayır, yaramıyor. William Shakespeare'in sözü doğrudur. Olmak ya da olmamak, işte bütün mesele bu. Yani o zaman William Shakespeare çok doğru söylüyor. Çünkü öldükten sonra ölümsüz olsanız ne yazar?
siz öldükten sonra sizin peşinizden ağlayanların bir yaygarasıdır ölümsüzleşmek. Yani sizi arkanızdan çok iyi adamdı, çok bilmem neydi, çok iyi sanatçıydı demek bir yaygaradır bana göre. Dolayısıyla da öldüğünüz zaman hatırlanmıyorsunuz ve hatıralardan siliniyorsunuz efendim. Evet. Karadenizli bir sanatçıdır William Shakespeare. En son şeyi sordum, gençlerine söyleyeceksin. Çok uzatmak istemiyorum. Süremiz de anladığım kadarıyla yönetmenimiz işaret ediyor. Gençlere söyleyeceğim şey şu. Çöpçü de olsanız, hep bunu söylüyorum. Bakın çöpçülük çok bence asil bir meslek. Yani en iyisini yapmaya çalışın. Yetenek %10'dur. Yeteneği bizler çalışarak kazanıyoruz. Sürekli çalıştığımız, araştırdığımız ve insanların içine karıştığımız zaman geliyor. Bana soruyorlar, ya ben bağda da çalışırım, bahçede de çalışırım. İyi bir aktör ya da aktrist her şeyi yapabilmeli. İyi bir sokakta süpürebilmeli, iyi bir temizlikte yapabilmeli, iyi bir patron gibi de çalışabilmeli. Yani benim bakış açım bu. Serkan, çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür ederim. İnşallah diyorum ya, bir başka ödül de burada ama bu sefer yumruk yemeden yaklaşırsan şöyle bir ben de bunu yaptım diyeceğim. Canlı yayında bir kafa atacağım kardeşime. Acıdı Serkan. Acıdı gerçekten. Ya polis çağırır mısınız? Polis tutarak. İşte sanata ve sanatçıya olan saygımız bu. Kafa kafaya verdik. Serkan'ı yine burada ağırladık. İnşallah bir başka vakitte Serkan'ın ve Shakespeare'in dediği gibi olmak ya da olmamak, ölmek ya da ölmemek ya da to be or not to be. This is matter. Ya da for a moment in the kitchen. Burası anlamsızdı. Fark ettim. Serkan buraya gelince dayanamıyorum. Bir dostu, bir kardeşi, bir arkadaşı ağırladım. Eminim ki siz de keyif almışsınızdır. Biz bu 20 dakikadan çok keyif aldık. Ben de çok keyif aldım. Çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.